Hocam gittiğiniz kadrolara başvurduğunuz karşınıza babişko Asumanlar çıktı, torpiller çıktı ve hakkınızı yedi. Ne yapacaksınız? İşte bu programda torpillerle nasıl hukuki olarak mücadele edeceğinizi, akademik yükselmelerde hangi yöntemleri izlemeniz gerektiğini ve mobbing davalarında nasıl yollar izlemeniz gerektiğini konuşacağız. Hem de kimlerle? İki tane tıp doktoruyla. İğrenç şaka, avukatla. Şimdi hocam, ilk sorum şu olacak benim. Hakikaten gittim. Ya mükemmel puanlarım var. Harika puanlarla başvurumu yaptım. Araştırma görevlilerinin bir tane kadrosu açıldı. Bir tane zibidin teki, doğru düzgün puan yok, zar zor mezun olmuş. O da girdi sınava. Hasper kadar çıktı, bu birinci olarak açıklandı. Ben elendim. Dolayısıyla bariz bir şekilde torpilli. Ne yapacağım? Bana geleceksiniz. Numaramı verebilirim. Avukatların reklam yasak mı? Evet, maalesef. Ya tabii bu durumla biz çok sık karşılaşıyoruz. Yani üniversitelerde özellikle açılan kadrolarda liyakat ilkesi dışında işte yakınım olsun, çocuğum olsun, benim doktora öğrencim olsun, üniversitede çalışmışlığı olan, kendi tanıdığım olsun kısacası. Bu adayların alındığını çok görüyoruz. Yani burada aslında referans almamız gereken o kamu yararından, kamu liyakati ilkesine böyle bir durum yok maalesef. Yani daha başarılı olan adayın alınması gerekir. Aslında genel kural budur. Fakat genel uygulama böyle değil. Bu durumla karşılaşan hocalar bize geldiğinde onlara dava açın diyoruz. Ve davayı kaybettin galiba. Bir de öyle bir şey. Tabii, yok, hayır. Ya şöyle, şimdi bir önyargı var. Hocalarda bir önyargı var. Ya eğer bu kişi üniversiteye girebiliyorsa belli bir gücü var. Belli bir çevresi var. Ve bu çevre mahkeme sürecinde de etki eder. Yani biz mahkemeyle de atanamayız, kazanamayız diyen çok fazla hoca var. Fakat öyle olmuyor. Şimdi davaların bu konuda açılan davalarda şunu çok net görüyoruz. Eğer hocanın çalışmaları çok iyiyse, çok başarılıysa mahkemeler de bunu gözetiyorlar. Tabii ki mahkeme bunu kendisi karar veremiyor. Yine bilirkişiye dosyalar gidiyor. Bilirkişiler bakıyor biliyorsunuz işte haş indeksi, evet. Atıf sayıları. Buradan çıkan rapora göre de mahkemeler hangi adayın daha başarılı olduğunu öyle kanaat getiriyorlar. Tabii ki biz de bundan bahsediyoruz hocanın başarılılık durumlarından. Eğer adayın başarısı diğer adaya göre daha fazlaysa, tabii ki belli kriterleri var. Buna mahkeme rapora istinaden iptal kararı verebiliyor. İptal kararı vermesinden sonra da atanan adayın kadrosu boşaltılıyor. Ve diğer adayın, işte o atanamayan aday atanmış oluyor. Yani mahkeme burada çok aslında pratik bir karar veriyor diyebilirim. Yani usulü bir karar olmuyor. Direkt şunu söylüyor. Sizin bu aday varken bu adayı atamayıp da diğer adayı atamanızda hukuka uygunluk yoktur diyor. Çok güzel. Ama benim burada şöyle bir, daha önce de avukatlarla şey yaptık. Ben avukatları çok seviyorum. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. İdealizesi bu. Ama karşı taraf salak değil. Karşı taraf da şöyle yapıyor. Şimdi araştırma görevi sınavında ben birçok yaşananı anlatayım. Giriyoruz mülakata. Zaten bir kere diyor ki uluslararası ilişkiler mezunu olmak, uluslararası ilişkiler yüksek lisans yapmış olmak, doktorayı da işte işletmede yapıyor olmak. Evet. Burayı atlattık hadi neyse. Şimdi burada hukuki olarak hiçbir sıkıntı yaratamıyoruz bildiğim kadarıyla. Davaları değil mi? Evet. Ondan sonra giriyoruz. Hocamızın puanı 60. 2.0 ortalamaya zar zor mezun olmuş. Ben 3.90'da mezun olmuşum. Çok iyi bir üniversiteden hem de zar zor. ALES puanım 90. Yabancı dilim 90. Sandan bir çıkıyoruz. Bana 39 veriyorlar. 40'ı da belirlemişler. 40'ın altındaysa zaten başarı kıstaslarının altındadır. Bir sonraki aşamaya geçemez diye. O da yönetmeliğe uygun. Bir çıkıyoruz abi. Adam alınmış. Ben atılmışım. Evet. Şimdi burada hukuki olarak yapacak çok bir şey kalmıyor evet. Sanki. Ya geliyor. Şöyle aslında burada üniversiteler kılıfını şöyle uyduruyorlar. Üniversite demeyeyim lütfen. Yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi atamak istedikleri adayı atarlarken biliyorlar ki diğer aday daha başarılı. Ama burada bir ilan şartı koyuyorlar. Kişiye özel ilan şartı oluyor bu. Şimdi ilan şartında spesifik olmadan objektif denetlenebilir bir şart konulabilir. Evet. Fakat öyle şartlar konuluyor ki ilan şartına, işte resmi gazetede yayınlanan kadro ilanında işte şu alanda çalışma yapmış olmak, o kadar ayrıntılara giriyorlar ki hatta bir dosyada hocanın iletmiş üniversiteye işte ben şu çalışmaları yaptım. Üniversitede ilanı koyarken şu çalışmaları yaptım evet, olmak. Copy paste yapmış. Yaptım olmak. Bence güzel iyi yaptın. Yani öyle olunca şimdi aday doğrudan zaten alınıyor. Çünkü o şartı sağlayan Türkiye'de başka hiçbir aday yok. Karşılaştığımız bir dosyada üniversite bunu yapmıyor. Genel bir ilanla çıkıyor. Diğer aday bizim müvekkille başvuruyor. Atanamıyor. Diğer adayı alıyorlar. Yani yakın oldukları adayı alıyorlar.
Sonra müvekkil tabii isyan ediyor. Ya ben nasıl o adaydan 5 kat puanım fazla, çalışmalarım çok daha fazla. Sonra biz davayı açıyoruz. Gelen cevapta, savunmaya cevapta şöyle bir yazı var. İşte jüri raporlarında bir ayrıntıya giriyorlar orada. İlan şartı işte az önce bahsettiğim. O ilan şartını sağlamıyor diye biz bu kişiyi adayı almadık diyorlar. Ne diyorsun? Sonra mahkemede diyor ki yani siz tamam böyle bir ilan şartınız yok. Resmi gazetede ilan şartında genel bir ilan. Üniversite adayı almamak için kafasına göre söylemediği bir ilan şartıyla adayı almış oluyor. Şimdi bu durumda ne oluyor? Bu durumda bizler tabii dava yoluna gidiyor adaylar, hocalar çok da fazla. Liyakat değerlendirmesi yapılıyor. Yani hangi aday daha başarılıysa o aday alınmış olacak. Fakat az önce sizin sorduğunuz soruda o işte bir sınav yapma durumu var. Evet. Şimdi araştırma görevlerinde bilim de evet onlara. Bilim sınavı oluyor. Bununla da çok sık karşılaşıyoruz. Şimdi sınavın yapıldığı yerde kamera olmuyor. Şimdi neye göre aldıklarını biz bilmiyoruz. Fakat son düzenlemelerde artık işte orada bir kamera olması gerektiği, yazılı sınav olması gerektiği ki araştırma görevlerinde şu an yazılı sınavlar başladı. Yazılı sınavlarla alımlar oluyor. Bu yazılı sınavların verilen cevapların mahkemede biz bilirkişiye dosyanın gönderilmesini istiyoruz. Yani bize de vermiyorlar. İşte KVKK'dan dolayı. Bunu alanda uzman 3 tane profesör ya da işte kaç tane ise onlar bakıyorlar doğru mu cevap vermiş yanlış mı cevap vermiş. Yani bu şekilde sınav iptali olan da çok dosya oluyor. Burada yine benim itirazım olacak. Sürekli itiraz ediyorum. Çünkü şimdi sistemde bildiğim için aslında sistem şöyle işliyor. Yani hukuku bence biz çok rahatlıkla elemine edebiliyoruz. Mesela ben sizi almak istiyorum. Hocam 90 puanlarla geldi. Hocam diyorum Enes hocam bir gel ya bir çay içelim bir gün. Geliyorsun. Hocam diyorum çalışacağın yerde sana söylüyorum. Ne kayıt var ne kuyut var. Bütün cihazı tak 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 veriyorum. Ya zar zor üniversiteyi bitirmiş adam sınavı bir giriyor. Çatır çatır bütün soruları doğru cevaplamış oluyor. Diğer aday eğleniyor. Yani aslında burada hukukta şöyle bir şeyimiz yok mu ya? Hayatın olağan akışı dediğimiz bir şey var. Hayatı boyunca çat çat başarılardan başarı koşmuş bir adam var bir tarafta. De her türlü başarısızlıkla bir arada olmuş adamın bir anda o mülakattaki daha sonra bilim sınavındaki diyelim. Oradaki bütün soruda doğru cevap verebilme imkanı yok. Ama evet. Verebiliyor. Ve arka planda aslında hepimiz burada ne olduğunu biliyoruz. Ama hani hukuki olarak burada bir şey yapamıyor ya sanki. Bilim sınavının, şimdi o bilim sınavına gelen ne kadarki sürece de bakmak lazım. Evet. Şimdi sadece bilim sınavındaki sonuç belirleyici değil bu durumda. Evet. Şimdi adayın sınavdan önceki işte tüm çalışmalarına da bakılması gerekiyor. Tecrübesine, deneyimine, kaç yıllık akademisyen olduğuna, kaç kitap yazdığına, makale sayısına, atıf sayısına. Şimdi bunlara bakmadan sadece bilim sınavına bakarsak dediğiniz gibi bir durum ortaya çıkar. Fakat bunun öncesinde yani o aşamaya gelen adaylarda hep şunu biz zaten görüyoruz. Hiçbir çalışma yapmamış. Hep birilerinin altında işte yavrusu olmuş, danışmanlık yapmış. Hani çok bir ciddi bir çalışması olmamış. Fakat böyle bir ataması olmuş. Fakat diğer orada başvuran adaylar, alınmayan adayların çalışmalarının fazla olmasından dolayı bilim sınavı aslında biraz daha işte %20'lik bir etkilemesi olduğu için o orada toplam puan bazında onun puanını zaten düşürüyor. Fakat yani biz bu akademik sorunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Karşılaşırken de hep şunu görüyoruz. Akademideki sorun yine akademinin kendisinden kaynaklanıyor. Yani üniversitelerden ve üniversite içindekilerden. Yani suçlu biz olduk gene. Ya yine suçlu biz olduk lan. Yani ben hep gelen hocalara da zaten onu söylüyorum. Meslek hayatımda ben hiçbir kurumda, hiçbir meslekte bu kadar birbiriyle anlaşamayan, birbirinin kuyusunu kazan bir alan görmedim. Yani akademisyenler kendi aralarında çok ciddi bir çatışma içerisinde. Öyle olunca da bize geliyorlar işte. Peki sonra size Ezgi hocama döneceğim. Şey desek kaça patlıyor hocam? Ben girdim böyle bir dava süreci. Ne kadar ödeyeceğim? Bana yaklaşık bir rakam verin artık ya. Yani KDV dahil. KDV de kaçırız ya hocam. Bir şey KDV dahil işte yani baronun asgari ücret tarifesi üzerinden. Tabii galiba. Torpil davası açtığınız zaman karşınıza üniversitede olacak ister istemez. Fakat siz bu davayı açtığınızda diğer hocalar için de cesaretlendirilmiş olabilirsiniz. Çünkü son zamanlarda özellikle bu kadrolara, torpillere çok çok fazla dava açılıyor. Çünkü mahkemeler burada kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Yani kim başarılıysa onun ataması gerekir diyor. Bizim karşılaştığımız kararlarda işte dosyalarda bu şekilde kararlar verildi. Şimdi buradan Emezgi hocama da geçmiş oldum. Şimdi ben 30 bini verdim. Bir yıl, 1,5 yıl bekledim. Evet. Kazandım. Sonra üniversiteye gittim. Şimdi üniversitede neyle karşılaşacaklar hepimiz biliyoruz. Siz orada torpilli birisinin önüne geçtiniz. Diğer hocalar sizi böyle güllük insanı karşılamayacaklar. Her türlü mobbinge maruz kalacağız. Değil mi?
O zaman ne yapacak? Mobbing kısmı da NSA'da. Doçent olurken ben devreye gireceğim. Daha var. Biraz daha yayın yapması lazım. Doçentliğe geleceğiz. Bir dakika mobbing. Yani mobbing evet. Mobbing şöyle oluyor aslında. Yani üniversiteyle aslında karşı karşıya gelen adaylar bir mobbinge maruz kalabiliyor. Hı hı. Ya da hani karşılaştığımız bir an dosyalı üzerinden söylüyorum. Üniversitede hoca bazı uygunsuz şeyler görüyor. Yani hukuka aykırı olur, usulsüz şeyler olur. Şikayet ediyor. Diyor ki yani üniversite yönetimine bunu yapmayın. Böyle olmaması gerekir. Dekan hoca şöyle yaptı. Bu bile hocanın mobbinge bundan sonraki süreçte uğraması için bir sebep olabiliyor. Evet, evet. Ve disiplin soruşturması. Evet, disiplin, yani evet yani disiplin soruşturması da oluyor. Yani hoca üniversite yönetimiyle ilgili işte doğru olan olmayan şeylere eleştirel bakış açısıyla bakıyor. İtiraz ediyor. Şikayet dilekçesinde bulunuyor, yazıyor. Şikayet dilekçesinde belirtmiş olduğu hususlar disiplin soruşturması için de bir gerekçe oluyor. Yani hoca uyarı cezası almış. Niye? Üniversiteyi eleştirdiği için. Hı hı. Üniversiteye işte siz burada yanlış yaptınız dediği için. Ama hocam burada benim hep aklıma şu takılıyor. Yani şey gibi olmasın ama birazcık şeytan avukatlığını yapayım diye. Ya bunlar o kadar hani nasıl diyeyim flu noktalar ki hani hep böyle karşı tarafımda yırtabilir yani. Birazcık akıllı bir yönetici olsam ya da birazcık akıllı bir torpilli birisini almaya çalışıyor olsam bütün bu dediklerinizden benim yırtmamın yolları var. Evet. Hani her seferinde. Var. Hepsinden. Ya çok yani bu işleri bilmeyen ya işte onun için söyledim. Yani eğer alacağınız torpille alacağınız aday başarısızsa çok basit. Bir ilan şartına ekleme yaparsınız. Direkt o adayın doktora tezi mesela. Evet. Bir aday da doktora tezindeki kendisine sorulan soru özel ilanda çıktı mesela. Hı. Yani direkt kendisine sorulan soru. Hocaya ait bir şey. Ne yaparsınız? Öyle yaparken yaparak diğer adayı eleyebilirsiniz. Evet. Ya bence onlara da gerek yok. Torpil alacaklar ben söyleyeyim. Boşu boşuna hukuku da meşgul etmişler. Çok rahat yapacakları yok. İlan açık yazsınlar hocam. Desinler ki araştırma gelirse. Şey işletmeden mezun olmak. Binlerce kişi başvursun hocam. Ben alacağım adımı çağırırım yanıma. Soru zor soru bulmak mı zor hocam? Bende 1 milyon tane zor soru var. Çağırırım. Önceden soruları da veririm. Girer güya bilim sınavına mülakata. Bütün soruları benim adayım doğru cevaplar. Diğerlerine hiçbir cevap duymaz. Hiçbir hukuki sorunda yakalayamazsınız ses kaydım olmadığı sürece. O zaman kaybederiz. yani torpille alacaklar da bazen o kadar akılsız ya şimdi, ki yani. Çok basit bunun yolu. Ya basit tabii. Bu süreçte bizi üniversitedeki işte profesörler, jürilerden bile arayan oluyor. Ya bizim şöyle bir öğrencimiz var. Bir kadro açılacak ona. Torpil ya mi? Şöyle bir ilan şartı koysak özel ilan olur mu? Bunun ücreti ne kadar? Tabii. Ne kadar söylüyorsun? Ya danışmanlık oluyor. yani daha geçen hafta yaşadığımız bir olay. Hoca aradı. Ya dedi ben de işte şöyle bir aday alınacak. Şöyle bir şartı koysak olur mu dedi. Hı-hı. Yani şimdi o teknik bir şey. Şimdi o konuda çalışma yapan yapmayan tam Ulusal Tez Merkezi'ne bakıyoruz ama sonuçta teknik bir konu olduğu için siz daha iyi bilirsiniz diyoruz. Hı-hı. Ya o kadar da değil diyoruz yani. Biz o kadar da şey yapamayız. Hani sizin o şart sağlıyor mu, sağlamıyor mu, başka aday var mı, yok mu? Ya bu derece üniversitelerde bir liyakatsizlik şeyi var, keyfilik var yani. Çok fazla. Bir de şey de çok güven hocam. Şimdi mobbinge de demiş ya hani zaten gelse de biz onu burada barındırmayız. O yüzden birçok kişi de gelmeye korkuyor, dava açmaya korkuyor, dava kazansın bile. Evet ama son zamanlarda o kırıldı. Çünkü yani alımların %60'ı böyle. %60'ı alımın dava yoluna gidiyorlar adaylar, hocalar. %60'lık kesim orada eleniyor. Peki. Ne oluyor? Sanki hiç böyle bir aday başvurmamış gibi, olmamış gibi. Ya üniversite yönetimi de aslında kendine geliyor. Yani orada hatasını kabulleniyor. Biz yanlış rektör yaptık diye. Rektör gelip özür diliyor. Hocam öyle bir gidiyoruz ki. Ya rektör tabii öyle bir şey olmuyor da. Hocam diyor kusura bakma ya diyor sana. Yok. Ne yapmışız biz ya, diyor. Ya biz hata yaptık. Yanlış yaptık diyor. İyi ki varsınız siz avukatlar diyor. Bizi doğru yola siz sevk ediyorsunuz. Ben seni tanıyoruz abi. Rektörle bir daha görüşme şansı kalmaz orada. Yani doğru yola bizi siz sevk ediyorsunuz. Allah razı olsun sizden diyor. Yani öyle durumlar oluyor evet. Şimdi hocam hani mobbing flu falan dedik ya. Ben ne belge biriktireceğim de hani mobbing olduğunu ispat edip bu davaya kazanma ihtimali yok. Ya burada kullanılacak argümanlar ne olabilir? Delil olarak tanık beyanı, ses kaydı. Yani ama ses kaydı yasak değil mi ama? Ya işte onu bir şekilde duruma göre. Ben hukuk yok. Yine elimizde bulunsun. Sahte tanık galiba tanık dediğimizde. Ya şöyle yani şimdi işte amirinin işte odaya girip bağırması, ondan sonra kapıyı vurup çıkması, hakaret etmesi, bunun gibi durumlarda odadaki diğer işte hocalar, olaya şahit olanlar tanıklık yapabilirler. Evet. Yani bu kişinin mobbinge maruz kaldığına biz şahit olduk. Ya ses kaydı olabilir, kamera kaydı olabilir, bir belge olabilir. Şimdi az önce ben size onu da söylemiştim. Hoca
şikayet dilekçesinde bulunuyor. Şikayet dilekçesi yazıyor. Üniversite yönetimiyle alakalı ve bundan dolayı disiplin soruşturması geçiriyor. Disiplin soruşturmasının kaynağı sen bize şikayet dilekçesinde yalan beyanlarda bulunmuşsun. Hı. Ya şimdi siz şikayette üniversite yönetimiyle alakalı bazı şeylerden bahsediyorsunuz. Tabii o soruşturma açılıyor, süreç ilerliyor. İşte doğru mu demiş, yanlış mı demiş? Ya doğru demişse de o yanlış çıkabiliyor biliyorsunuz. Yani üniversite kendini haklı görmeye çalışacak. Sen burada doğru olanı yanlış çıkarıyor önce. Sen bize burada yalan beyanda bulundun diye uyarı cezası veriyor. Hı hı. Yani o en doğal hak, anayasal bir hak yani. Şikayet hakkı, sonrasında savunma hakkı. Bunlar hiç üniversite yönetimi tarafından dikkate alınmıyor. Şikayet bir mobbing unsuru oluyor. Bir disiplin unsuru oluyor. Tabii yani bu konuda da karşılaştığım çok garip, çok ilginç şeyler var. Yani bir hocamız mesela akıl hastanesine yatırıldı. Üniversite bir hafta önce ders verdi. Bir hafta sonra sulh mahkemesinde bunun akıl hastanesine yatırılması gerekiyor dedi. Hocamızı tatile gönderir gibi akıl hastanesine gönderdi. Üniversite mahkeme kararıyla. Tabii dava üniversite açtı. Hoca akıl hastanesinde yattı, çıktı. Şu an ders veriyor mesela üniversitede. Tamam, bedavadan tatil. Akıl hastanesi nasıl yatırtıyor ya mahkemeye? Sulh mahkemesine başvuruda bulunuyor. Üniversite yönetimi, üniversite avukatları. İşte bu hocanın hareketleri çok dengesiz diyor. O zaman bir de tabii, uzman tıpçıya gidiyor. Yani uzman tıpçıya gidiyor. Giden uzman tıpçı da üniversite hastanesi. Tamam. Şimdi üniversite hastanesinden ya bu hocanın hareketleri normal değil. Bir inceleme yapalım, bir bakalım. Hmm. Bir gözetimimiz altında olsun diyor. Ve hoca yatırılıyor. Ve ünvanlı bir hoca. Yani bir hoca yani. Ve şu an ders anlatıyor. Abi güzel bir şey. Güzel kupas kurmuşlar tabii. Yani hoca nerede? Hocamız nerede? Hocamız bir hastanede yatırmaya gittik. 5 yıldızlı hastanede. Şimdi, tanık kısmı bence zor. Çünkü üniversite yönetiminde kavga ediyorsunuz. Niye diğer hocalar kolay tanık olmayı korkarlar yani. Dolayısıyla elimizde o zaman belge tutar. Kamera da zor. Hani kaç üniversitenin kamerası çalışacak da onu kayıt alacağız. Evet. Bir ses kaydı kalıyor o zaman elimizde. Yani ses kaydı kalıyor. Bir de üniversitede karşılaştığı durumlar oluyor. Yani kararlar oluyor. Yapmadığı şeylerden dolayı sürekli bir disiplin cezası alması. O disiplin soruşturmaları bile bizim için bir delil niteliğinde aslında. Tabii. Sudan sebeplerle disiplin soruşturmaları açılması mesela bir mobbing göstergesi bizim için. Tabii ya şimdi bazı hocalar bize şöyle de gelmiyor değil. Ya bana kadro açılmıyor, bana mobbing yapılıyor. Devamında bana kadro açılmıyor. Şimdi bu durum gerçekten çok fazla üniversitelerde. Yani hoca yıllarca araştırma görevlisi kadrosunda ama doçent ünvanlı. Doktor öğretim üyesi kadrosunda ama doçent ünvanı. Çok fazla var. Ya biz orada hocalara şunu söylüyoruz. Yani hocam bu kadro size açılamaz. Ya aslında öyle bir durum ortaya çıkıyor ki. Şimdi biz burada kadronun kişi özel açılmaması gerektiğinden bahsediyoruz. Ama bu da bir mağduriyet oluşturuyor bir noktada. Hoca diyor ben üniversitede diyor 10 yıldır belli bir pozisyondayım. Beni yükseltmiyorlar. Yani dikey atama, naklen atama değil de böyle dikey atama. Olmuyor. Buna ne yapacağız? Ya biz o durumda işte yani yargı yoluyla yapacak hiçbir durum şey yok. Bir karar alma durumu, bir mekanizma yok. Onu söyleyeyim. Fakat mobbing çok geniş bir alan. Dediğiniz gibi ispatı zor. Bakın üniversitelerde özellikle işte hocalarda asistanlara karşı çok fazla yapılıyor, çok duyuyoruz. Fakat bunun da bazı ince ayrıntıları oluyor. Dediğim gibi yani kamera olmasa bile belli süreç içerisinde sürekli puanın düşürülmesi, sebepsiz yere sürgün edilmesi, bir yerlere gönderilmesi, geç okuldan çıkarılması, eve gönderilmesi yani belli başlı durumlardan dolayı da diyebiliyoruz hocaya. Evet sen mobbinge maruz kalmışsın. Yani dediğim gibi bu durumlar hocaları çok yıpratıyor. Şimdi bir de şöyle bir taraf var hocam. Dönüyorum bak bu sefer doğru döneceğim. Tamam. Ya, yükseldim ben ya düşürdüm doçent oldum. Şimdi doçentlikte de çok fazla dava oluyor biliyorum. Hatta yani öyle yani bazı hocamız bu işin hakkını veriyor da bazı jüri üyede de yani hiç olayla alakası yok. Yanlış isim yazıp falan fişman gönderenler bile var. Burada ne yapacağız? Mesela ben doçentliği hak ettiğimi düşünüyorum ve bana red vermiş üyek tarafından. Şöyle şimdi doçentlikte 3 seçenek mevcut. Etik, etikten kalabilirsiniz. Hı. Asgariden kalabilirsiniz. Başarısız olabilirsiniz. Her üçünde de çok fazla dosya oluyor. Özellikle etikte mesela jürilerin şablon raporlarını görüyorum ben. İsim değiştiriyor sadece. Eser isim değiştiriyor. Aynı iddia birebir. Geçen geçiyor. Denk geldi arka arka iki tane savunma yazıyorum. İkisinde de yani ikinci dosyaya geçtim dedim. Ben bu raporu okudum biraz önce bir baktım. Gerçekten birebir aynı. Bazı bilgileri değiştirmeyi unutmuş.
Şablon yani. Hocanın çok belli. Hocanın ismini verelim. Yok yani jüri isimleri gizli. Biz de bilmiyoruz. Siz de bilmiyorsunuz. 2023 Ekim itibariyle jüri isimleri gizlediler. Ama açıklamadan sonra görüyoruz. Şimdi etikte asgari de göremiyorsunuz. Ha, tamam, son tamam, aşamada. Yapalım, tamam. Son aşamada görüyorsunuz. Ya da şeyle karşılaştık. Yapay zekaya rapor yazdırmış. Oo, bunu iyi. Da nasıl tespit ettik? Girdik yapay zekaya bir doçent adayında olması gereken özellikler diye sorduk. Jüri raporunun aynısı birebir. Karşımızda. Ben hocamızı tebrik ediyorum. Çağayı kuydurmuş. Gerçekten. Bak, güzel yapmış. Evet. Tamam, kazanmış. Şimdi ben ne yapacağım bu durumda? Dava açacağım. Dava, itiraz ve dava. İtirazla zaten bir şey çözmek çok mümkün değil maalesef. Hmm. Çok fazla değerlendirmiyorlar. Dava açacağız. Yine aynı şekilde bu dosyalarda bilirkişilere gidiyor. Tabii bizi de aramayı unutmayın. Kesin ceza yersiniz. Ceza yersiniz. KDV dahil. Davayı açtık. Bir, bu davanın masrafı ne kadar? Ne kadar para vermesi gerekiyor bir hocanın? İki, ne kadar sürüyor? Üç, kazanma ihtimali kaç? Şöyle, kazanma oranımız yüksek. Bizimle çalışıyoruz. %100 garanti. %100 demeyelim. Ya tabii değişiyor biraz. Mesela eser inceleme dosyalarında biraz daha dosya özelinde yorum yapmak gerekiyor. Hani eserlerin alana katkısı hiçbir dosya birbirine emsal teşkil etmiyor. Hı-hı. Ama etikte asgaride biraz daha net yorum yapabiliyoruz dosyaya göre. Evet, hı-hı, burada etki ihlal var ya da hayır burada etki ihlal yok, garanti kazanırız bunu ispat ederiz diye. Etikte asgaride yüksek oranımız. Hı-hı. Ortalama 7-8 ay sürüyor davalar. Ha, bazen daha kısa süren ya da bir yıl bulan da olabiliyor. Hı-hı. Ortalaması bu tamamen. Tabii mahkemenin işleyişine de bağlı, hakimin, kalemin çalışmasına da bağlı. O şekilde bir süreç işliyor. En önemli soru ne kadar? Ne kadar Enes Bey? Yani. Ya asgari ücret. Ya şey. Böyle bir şey yapma. Ya avukatlık asgari ücret tarifesi var zaten. Onun altında iş almamız tabii, yasak. Tabii asgari ücret tarifesi var. Ama gerçekten biz yani bu süreç içerisinde çok acı şeylerle de karşılaşmadık evet, değil. Yani doçentlik sürecine kadar hayatında hep böyle bir başarı elde etmiş hocalar oluyor yani. Hı-hı. Adaylar. Hani o aşamaya gelmekte biliyorsunuz siz de aynı süreci yaşadınız. Kolay değil. Böyle jürilerin Ezgi Hanım da bahsettiği gibi yani olmaması gereken şekliyle rapor düzenlemesinden dolayı hocalar doçentliğini alamadığında çok ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Psikolojik yıkım oluyor. Yani bu süreçte biz intihar eden hocayla bile müvekkilimiz bile oldu. Onun için yani bu sorunla karşımıza gelen hocalara biz işte şöyle şu kadar alıyoruz, biz böyle yapıyoruz. Biz o modda değiliz. Yani ki bu süreç içerisinde hocalar da genelde bizden de memnun kalır. Çünkü biz onları işte abi, abla, kardeş o şekilde görüyoruz. Yardımcı olmak istiyoruz. Elimizden geldiğince de sahip çıkıyoruz yani dosyaya bakmaya çalışıyoruz. Ama burada şöyle bir şey de yok mu? Ben şimdi bir taraftan yine şeytan avukatlığını yapayım. Ya bazı hocalar da bence doçentliği hak etmiyor. Var, ben çok görüyorum. Var. Hak etmiyor. Davayla da kazanıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Var. Ya bakıyorsun leş gibi CV'si var. Bir tane uluslararası yayın yok. Alıyor, bizim sistem uydurmuş. 3 aşağı 5 aşağı paralısında marasını yapmış. O da kazanıyor. Kazanıyor. Doçentliği. Utanmıyor musunuz? Şey, bir sus lazım ki sen ülkeyi bağırmışsınız. Herkesin savunulma hakkı var hocam. Ne yapalım? Ama ya, var öyleler evet, çok var gerçekten. Hak etmiyor ama hukuki olarak anladığım kadarıyla sistem şöyle işliyor. Siz orayı daha iyi biliyorsunuzdur. Bu yayın şartını sağlamış mı? Evet sağlamış. Tabii düzenleme belli. Gayet robotik. Aynen. Robotik olunca da o işin niteliği aslında göz ardında ediliyor ama kazanıyor. Ya aslında doçentlikte tabii son kısımda biliyorsunuz nitelik incelemesi var. 5'te 3 başarılı şartın sağlaması lazım. Ama davaya gittim o i̇şte, patlıyor galiba. Sonra kaldı diyelim, dava açtık. Davayı kazanırsa direkt alıyor ünvanını. Ya, öyle bir şey de var bence. Hani evet. Orada da hukuk kısmında. Ya orada tabii çok niteliksiz bir dosyaysa davayı kazanması çok zor. Araya işte bir şeyler girmesi gerekiyor. Anladım. Tabii buraya gelene kadar bizim jürileri de aşmamız gerekiyor. Hani Ezgi Hanım da ondan bahsedebilir. Jüriler, işte doçentlik jürileri kendilerini öyle yüksek görüyorlar ki. Evet. Yani bizim olumsuz verdiğimiz adaya siz mahkeme yoluyla da olsa olumlu veremezsiniz gibi bir havaya giriyorlar. Hatta bir yazı oluyor, gelmişti. İşte jürinin üstüne bir yazı mı olmaz diye. Şey, jürinin sözünün üstüne söz olmaz mı? Ağabey şeyin üzerine söz olmaz. Aynen, resmi aynen. Yazı yani. Haklı bence. Ben yok, de prof oldum. Üyak doçentlik komisyonundan geldi bu cevap bize. Ya. Biz tabii, itiraz tabii, ettik. Dedik ki jürinin tüm gerekçeleri subjektif, uygun değil mevzuata. İşte yanlış değerlendirme yapmış. İşte itiraz ettik. Bize verilen cevap jürinin sözünün üstüne söz olmaz. Tabii. İtirazınızı yani değerlendirmezdi. O parçayı hatta şey yapabiliriz. Sonra da jüriler koyabiliriz. Sonra da jüriler böyle olunca her şeyi kendilerine hak görüp böyle o kadar rahat bir şekilde insanların hayatıyla oynuyorlar ki yani gerçekten olan adaylar oluyor. Özellikle etik süreç çok yıpratıcı oluyor yani zaten manevi anlamda. Akıllı jüri bu arada şunu yapıyor. Red vermektense ya asgari ya eteği olur ki uğraştırayım karşı tarafa. Çok daha mantıklı bir yol oluyor. Peki bir de hani şey meselemiz var. Denklik meselesi var. Evet.
bu da çok fazla konuşulan bir şey. Yani ben de orada bir görüşüm söyleyeyim. Bazı üniversiteler çok saçma sapan ama yani. Abidik gibi üniversitelerden diploma alıp burada denklik bekleyen evet. hocalarımız da var ama yani ben biliyorum bizim bazı akrabalar da var. Abidik gibi üniversite alıyorlar bir sürü diplomaları da. Evet. Bir de öyle bir mesele var. Yani evet öyle de bir durum var. Çok ciddi denklik mağduru da var. Yani hı. yaklaşık belki 100 bin, 150 bin denklik mağduru var. Çok fazla var. Peki bir şey diyeceğim. Burada hakikaten atıyorum ben Harvard'dan denklik sorunu yaşıyor muyum? Yaşamıyorum. Var. Harvard'dan tabii, mı yaşıyor? Tabii. Nasıl yaşıyor bir Harvard'dan? Dosyamızda Harvard tıpı okuyor hoca. Harvard tıpı okuyor. Harvard'da okurken Karayip Adaları'na gönderiliyor. Orada da bir eğitim alıyor ama Harvard hmm. üzerinden gidiyor. Karayip Adaları'nda aldığı eğitim geçersiz kabul ediyor. Ben onu kabul etmiyorum diyor. Yani öyle bir şeyle biz yaşadık, karşılaştık. Ama tabii yani nasıl eğitim verdiğini kestiremediğimiz örnek veriyorum. Hukuk okumuş ama hukukçu hiç kimse yok üniversitede. Hmm. Ya iktisatçı var, işletmeci var. Nasıl eğitim verdiğini YÖK de bilmiyor açıkçası. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Yani bu da aslında YÖK'ten kaynaklanıyor. Üniversiteler açılırken öğrenciler şuna dayanarak üniversiteye gidiyor. Şuna güveniyor. Tanınırlık belgesi. Ya bize geliyorlar. Ya Enes Bey işte tanınırlık belgesi var. Ondan dolayı denklik veriyor. Biz hep onlara şunu söylüyoruz. Tanınırlık belgesiyle denklik vereceği belge aynı şeyler değil. Yani ikisi aynı kavramlar değil. Tanınırlık üniversiteyi ben diyor ki YÖK. Tamam ben seni gördüm biliyorum diyor. Ama eğitimine kefilim. Ben bu eğitimi kabul ediyorum demiyor. Tamam. Fakat öğrenciler bunu böyle anlamıyor. Ya tanınıyor işte demek ki belli bir prestije sahip. Hmm. Öyle olmuyor. Ve özellikle işte bu Balkanlardan mezun olan çok fazla öğrenci denklik alamıyor ve bunlar da ciddi mağduriyetler yaşıyor. Askerlik işte kısa dönem askerlik olmuyor. Hmm. İşe giremiyorlar. Kayıt dışı çalışıyorlar. Ya bu gibi durumlarda da biz tabii yine ne yapıyoruz? Dava açıyoruz. Better Call Saul gibi hocam yemin ediyorum. Hayır yani şöyle bir keşke öyle bir mekanizma olsa yani dilekçeyi yazıyoruz. Biz uğraşmalarını gerçekten istemiyoruz. İtiraz dilekçeyi yazıyoruz. Yük hemen tamam ya biz yanlış yaptık. Böyle bir şey olsa ya da CİMER'e yazdık. İşte ya bana denklik vermediler. Yanlış yaptılar. İşte, tabii ki bir kılıfına uydurup. Ha ya doğru biz çok yanlış yaptık. Sizi üzdük. Deseler dava yoluna gitmeyeceğiz ama hiç böyle olmuyor. Ya idare bu akademik konularda kısacası şöyle. Ben bir karar aldığım zaman hem akademide hem de yüksek öğretimde yani YÖK'le ilgili olan olaylarda ben bir karar aldım mı onun ben arkasındayım. Geri adım atmıyorum. Ben geri adım atmıyorum. Dava açacaksın. Hı, gideceksin. Heh. Numarayı vereceksin. Avukat, Enes avukatı da vereceksin. Hocalarım çok teşekkür ediyorum ben size. Zaman ayırdınız, geldiniz. Bizleri aydınlattınız. Hukuka güvenimiz bir anda aşağı erdi şu an itibariyle. Hakikaten. Şunu ben de söyleyeyim hani. Mutlaka dava açmak gerekiyor. Ben Babuşka Osman olayı başıma geldiğinde ben de dava açalım diye giriştik. Ama bir para... Şimdi bu da bir işin gerçeği. O zaman param yok. İşsizim zaten nasıl dava açacağım? İki hakikaten güvenim de yok. Yani atacağım da beni oraya alacaklar da zaten her türlü uğraşacağım ve büyük ihtimalle kaybedeceğim diye düşünüyordum. Ama birazcık maddi durumu olan hocamız bence mutlaka bu işlerin sonuna kadar gitmeli ve davalarını açmalı ki bu işler artık birazcık normale dönmeli. Çok teşekkür ediyorum bizlere aydınlattınız. Enes hocamızın Instagram hesabı da aşağıda. Ezgi hocamızınki aşağıda değil. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.